Yani tabii e, hocam yanlış şey söylemedi. E, Suriye'de sıkışmadı demedi. Yani bütün dünyada, bütün dünyada sıkıştı. sıkıştı. Yani sıkıştı. E, sonuçta baktığınızda dünyadaki yüzde %30'a yakın e, %32'ye yakın borç eee ABD'nin borcuysa 12 trilyon doların üzerine bir borç varsa ve e, hala e, cari açık veriyorsa e, bu bu çok da e, normal değil. E, bir tek bu bunun sürdürülebilirliği dolardan vazgeçilmemesi. Yani e, asıl güç t'nın dünyadaki bütün ty'nın dolar üzerinden alınıp satılması yani vazgeçilmez para e, olma özelliğini kaybetmiyor e, bu özellik e, sürdürebilmesi için de dikkat ediyorsan dünyadaki bütün askeri güçlerin e, neredeyse yarısından fazlasına Amerika Devletleri ait yani geçen e, sene ki açıklanan rakamlar dünyada 1.2 trilyon dolar civarında bir savunma harcaması yapılmıştı bunun yaklaşık 700 milyar doları yalnızca ABD'ye aitti. Şimdi bu rakamı bu rakamı yalnızca güç gösterisi yapmak için kullanmıyor. O doların dolardan vazgeçilmemesi üzerine e, kurgulamış durumda. Vazgeçildiği andan itibaren e, süper güç gibi bir kavram yok. Çünkü o zaman insanlar doları getirip yerine e, başka bir para isteyecekler. Onun karşılığı yok. 1974'ten beri e, ABD parası bir kağıt para. Karşılığında bir altın da yok. 2008'den beri de ABD'nin bastığı paranın miktarını kimse bilmiyor. Hı hı. Yani ABD piyasaya sürülmüş olan paranın miktarını bilmiyoruz. Örnek verelim. Türkiye'de e, piyasaya para sürüldüğünde bunu takip edecek olan binlerce enstrüman varken ama ABD'de bunun ne kadarlık bir para sürüldüğünü, piyasaya ne kadarlık para e, pompalandığını kimse bilmiyor. Çok ilginç. Yani şimdi bunlar e, bunlar ortada. Bu, bu düzenin de sürdürebilmesi için de ABD'nin süper güç olabilmesi için de askeri gücün devam ettirmesi gerekiyor. Yani tabii bunun çok küçük bir parçası Suriye. Suriye bizim için dibimize olduğu için de... biz çok daha fazlasıyla önem veriyoruz. Tam hocanın bıraktığı yerden hani ABD güç kaybederken veya ABD pozisyonunu ve herkesle kavgalıyken dikkat et niye kavga ediyor herkesle? Ben diyor süper gücüm ve benim söylediklerimi üzerinden artık vergisini ben koyacağım. ticari savaşları ben açacağım benim söylediğimin dışında herhangi bir şeyin yapılmasına müsaade etmeyeceğim şeklinde başka bir yere geçiyor. Çünkü çıkış yok. Bu bakarsan geçmişteki yani yanımızda da üstadlar var şey anlamında tarihi bilenler. Roma döneminin Roma dönemine benzetirim. Roma'nın son dönemlerindeki o herkesten vergiyi arttırma ve herkese salma yapılmış olan döneme çok benzetiyorum. Roma da dünyanın en büyük askeri güçlerinden bir tanesi o dönemde. Ve sistemin yıkılmasının ana sebeplerinden bir tanesi şey, ...para. Yani... E, ...ve ticaret yollarına hakim... ...ve sistem bunun üzerine kuruluyor. ABD'nin... E, ...kurduğu sistemde... ...Roman'ın sistemiye çok benzer. Yani devlet yapısı... ...mantelitesi ve gücü de oradan geliyor. Türkiye'nin burada... ...pozisyonu ne olacak? Bir küçük bir öngörüyle... ...bitireyim ben bana ayıran bölümü. Bu dönem... ...asimetrik savaşların dönemi. Yani birilerine vekalet veriliyor... ...ve bu vekalet üzerinden... E, bastırılmak istenen ülke veya kendi isteklerine doğru yönetilmek olan ülke üstünde baskı kurulmaya çalışılıyor. Daha önce bu vekalet unsurları kimlerdi Türkiye'de? FETÖ'ydü. Geçmişte neydi? PKK'ydı. Evet. Neydi? DHKPC'ydi. Veya neydi? Türkiye'de etki ajanları dediğimiz sıklıkla Ramazan hocam da sıklıkla onu söyler. Türkiye'de e, Türk olup yani Türk gibi gözüküp ama hiçbir zaman Türk olmamış. Hiç ee, hiçbir zaman da bu ülkenin değerlerine veya bu ülkenin çıkarlarına etmeyen bir grup vardı. Bu grupların etkisi azalmaya başladığı andan itibaren Türkiye'nin artık vekalet savaşları döneminde kısılacağı bir yer kalmıyor. Çünkü her birini ister ordusuyla, ister istihbaratıyla, isterse siyasetiyle, isterse halkın desteğiyle, hangisini söylersen söyle, bertaraf ediyorsun. Vekalet savaşlarının ana mantığı şudur. Bir unsuru kullanabilmen için onun maliyeti uyguladığının maliyetinden daha fazla olmamalı. Şöyle söyleyeyim. Örneğin de PYD üzerinden vereyim. Sen PYD'ye 5 milyar dolar para harcadıysan, PYD'nin Türkiye'ye vereceği zarar en az 5.1 milyar dolar olmalı ki sen bundan verim elde edebilsin. Ama son dönemde baktığında Türkiye harcanan bütün paralara rağmen bütün oyunları bozabiliyor. İstersen DaEŞ'te, istersen PYD'de, istersen PKK'da. Artık bunları finanse etmenin bir mantığı kalmadığı için dikkat et. Almanya iki gün önce, daha doğrusu bugün bir açıklama yaptı. PYD ve YPG'nin e, PKK'nın uzantısı olduğu ve Almanya'nın çıkarlarına aykırı hareket ettiğini söyledi. Düşünebiliyor musunuz? E, bir ay önce PKK'ya ait olduğunu bilmiyor muydunuz? Bir buçuk ay önce PKK'ya ait olduğunu bilmiyor muydunuz? Yani Bir ay önce Almanya'ya zarar vermiyordu. Şimdi mi zarar veriyor? Bak neye zarar veriyor biliyor musun Türkiye çünkü restini çekiyor. Diyor ki kardeşim sen onunla ortak hareket ettiğin müddetçe şu 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 safhalarda ben seninle beraber çalışmam diyor. İşte zarar dediği, Almanya'ya zarar verdiği şey Türkiye'nin ona koymuş olduğu kotadan kaynaklanıyor. Bu şey içine geçerli. ABD içine geçerli. Düşün 24 Haziran şey mi? Hani 1453 gibi bir tarih mi ki? <laughs> Milat hani, mı? Milat mı ki bir devri kapatıp bir devri kapattık? Ama işte burada Almanya'dan gelen arkadaşımız var. E, düşünsene Almanya'da e, Türkiye'nin seçimi hiç geçmişte bu kadar konuşulmuş muydu? Ya. Yani ben son 5 yıldan beri Türkiye'nin seçiminin bu kadar Almanya'da konuşulduğu bir dönem hatırlamıyorum. Hatta Avrupa'da. Kesinlikle. Yani referandumdan beri özellikle ya hayır çıksın diye neler yaptılar? ya ya Recep Tayyip yani, da... Erdoğan'dan önceki son başbakanın ismini Almanların %95'i bilmez. Bilmez, değil bilmez. Değil mi? Bilmez bir Hı. de çok ilginç. Bir arkadaşımla gülmekten yani yıkıldım ben de, kırıldım. Şey diyor, bir küçük çocuğu varmış Alman, komşularla konuşurken duydum diyor. Almanya'da seçime giriyor zannetmiş <laughs> Erdoğan'ı. Yani Merkel'le yani şey. yarışıyor zannediyor. O kadar çok resmi, o kadar çok seçimden bahsediyor. Hocam çocuk. Alman televizyonunda sokak röportajı yaptılar. 10 yaşında bir çocuğa Almanya'nın Cumhurbaşkanı kim dediler? Recep Tayyip Erdoğan dedi. Ciddi misin? Evet, Alman Devlet Televizyonu'nda oldu. Yani işte yani Çünkü anla... televizyonu çok... Her açtığında Recep Tayyip <laughs> Erdoğan'ı görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. Ee, şöyle düşün. Önem vermediğin veya bir plan yapmadığın bir ülkenin seçimiyle bu kadar çok uğraşır mısın? Yani sence e, Irak seçimi çok ilgilendirmiş midir Almanya'yı? Hayır. E, enerji Elbette var. ilgilendirmiş. Yani enerji ama... var. Ya ilgilenmesi gerekiyor değil mi? Hı. Mısır seçimi ilgilendi mi yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık şey buldu. Hiç ilgilendiler mi? İlgilenmediler. Demek ki önümüzdeki dönemde Türkiye'nin başında kimin olacağı o kadar önemli ki. Bak bunu Almanlar anladı, bunu Amerikalılar anladı. Ama Türkiye'de bunu anlamayan bir kesim vardı ve işin, işin üzücü tarafından bir tanesi buydu. Onlar kimin geleceğine bu kadar önem verdiler. İşte tarih 24 Haziran. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin yapmış oldukları her şey artık vekalet savaşlarının bittiği ve Türkiye'nin oyun kurabilme yeteneğini yalnızca yakın sınırlarında değil bir kuşak ötesine de geçirebildiği bir dönemi göreceğiz. Hı hı. İkinci dönemde de sana tam net olarak hangi safhalarda olacağını da söyleyebilirim. Ama basit anlamda şunu söyleyebilirim. Asimetrik savaşın vekalet bölümünü Türkiye üzerine bir çarpı attı.